Selam sevgili kardeşlerim. Hayatta her şeyi kitaplarda yazmıyor. Okuyacağız, öğreneceğiz. Bilgili insanlarla düşüp kalkacağız. İyilerle beraber olacağız. Ama bu arada kendimiz de kafayı çalıştıracağız. Tefekkür edeceğiz, düşüneceğiz. Eğer biz iyi niyetli olursak, imanın, güzel ibadetlerin, salih amellerin, ilmin, iyilerle sohbetin kalbe verdiği bir armağan var. Feraset. Yani doğru düşünme, doğruyu görme, doğru karar verme ve anında zorluklara karşı çıkış yolunu kolayca anlayabilme, kavrayabilme. Bu çok önemlidir. Hazreti Ali Efendimiz'e bir kadın geliyor, telaşlı. Diyor ki ya Emirel Müminin, ne var söyle. Diyor oğlum dama çıktı, küçücük çocuk. Çağırsam gelmeyecek. Bıraksam oradan patata düşecek, zarar görecek. Ben ne yapacağım diyor. Şimdi kitaplarda bu yazılır mı? Sen istediğin kadar fıkıh kitaplarını oku. Siyer kitaplarını oku, hadis kitaplarını oku. Felsefe kitaplarını, tarih kitaplarını oku. Bu sorunun cevabı orada yok. Şimdi bu sorunun cevabını bulmak için şöyle geriye yaslanacak ve derin bir tefekkür sahibi insan olarak aklına gelene bakacaksın. Sevgili Peygamberimizin bir müjdesi var. Genellikle Müslümanlar için söylüyor. Aklınıza ilk gelen melektendir, sonra gelen şeytandan. İlk gelen melek sizi iyiliğe teşvik eder, sonraki gelen fikirler sizi o iyilikten caydırmaya çalışır. Buna dikkat edin. Şöyle bir geriye yaslanıp bir düşündüğünüz zaman aklınıza güzel fikirler çorap söküğü gibi geldi. Siz iyi bir insansanız. Hazreti Ali Efendimiz bu. Şöyle kadına bir bakıyor. Diyor ki odamın üstüne arka taraftan çocuğun yaşıtı aklını bir başka çocuk çıkarın diyor. Çocuk çocuğu görünce onunla oynamaya gelecektir. O zaman da alır indirirsiniz diyor. Gerçekten de yukarıya bir çocuk çıkarıyorlar. Tam damın ucuna gelmiş, biraz daha kıpırdasa düşecek olan çocuk akranını görünce sevinçle, gülerek ona doğru gidiyor. Böylece çocuğun ikisini de salimen aşağıya indiriyorlar. İşte bu akıl. Bu olgun akıl durup dururken olmaz. Bu ilmin meyvasıdır. Sohbetin meyvasıdır. Efendim, kalpteki nurun neticesidir. Kalpteki nur nereden geliyor? Eğer siz takvalı olursanız, yani Allah'ın emirlerini yerine getirirseniz, yasaklarından kaçınırsanız, ahlakınızı güzelleştirmek için çaba sarf ederseniz, Allah kalbinize bir nur koyar. Buna ister takva deyin, ister feraset deyin, ister hikmet deyin, ister başka bir şey deyin. Enfal suresi 29. ayet-i kerimeydi. Ye eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İntettakullah. Eğer siz takvalı olur Allah'tan korkarsanız, emirlerini yerine getirir yani yasaklarından sakınırsanız, yec'allekum furkanen. Allah kalbinize bir furkan, yani hak ile batılı, doğru ile eğriyi, yanlış ile efendim doğruyu gösterecek, fark ettirecek bir bakış açısı. İşte furkan dersiniz, feraset dersiniz, nur dersiniz, hikmet dersiniz, sen ne derseniz deyin, onu kalbinize koyar Allah. Ve yüküfür aküm seyyatikim, daha evvel yaptığınız hatalarınızı da bağışlar, günahlarınızı affeder ve yagfir lakum, sizi mağfiret eder. O ayıpların üstünü örter, sizi yevmi kıyamette aleme rezil rüsvay etmez, mahcup olmazsınız, kökten affeder. Peygamberimiz ittaku ferasetel mümin innehu yanzuru bi nurillah. Müminin ferasetinden korkun çünkü Allah'ın nuruyla bakar diyor. Şimdi bu adamına göre böyle. Bazen böyle büyük çetrefilli bir mesele olur. İnsanların her biri bir şey söyler. Bir türlü tam işlerine sinin cevabı olamazlar. Sonra oradan alim bir zat görürler.
Ya o gel hele gel şöyle bir mesele var der. O da sorar, o da şöyle yapın der. Lan herkes birbirinin gözüne bakar. Adam hiç yorulmadan, sıkılmadan, düşünmeden, araştırmadan bir laf söyledi. Bu laf herkesin de aklına gelebilirdi sanki. Sıradan bir laf gibiydi ama culka da çareye oturdu. Çare oldu, derde derman oldu. Biz bunu niye düşünemedik derler. E işte o da onun kerametidir yani. Selamünaleyküm diye huzuruna giriyor Hazreti Amr İbni As. Arap'ın dört büyük dahisinden bir tanesidir. Büyük bir sahabe efendimizdir. Mısır'ın fatihidir. Başka başka şeyler de var da söz uzar şimdi. Hazreti Muaviye'ye bir soru soruyor. Akıllı kimdir? Hazreti Muaviye radıyallahu anh düştüğü zor durumdan çıkmasını da bilen adam, kurtulmasını bilen adam, akıllı adamdır diyor. Amr İbni As öyle diyor. Esas akıllı o zor duruma hiç düşmeyendir. Bir de peygamberimizden akıllıyı dinleyelim mi? El keyyüsü mendane nefse. Keyis yani akıllı insan sürekli nefsini ölçer biçer kontrol altına alır. Ve amel eder. İleride olacak hesap gününe şimdiden hazırlık yapar. Ahmak ise burada keyfine göre yaşar. Hiçbir hazırlığı yoktur ahirete. Ama Allah kerimdir der. Böyle hüsnü kuruntular içerisinde yüzer yani. Elbette Allah kerimdir. Ama kime kerim? Akıllı. Günah işliyor. Nasihat edene Allah kerimdir diyor. Aynı adama hadi bugün gezmeye gidelim dükkan açma desen ya olur mu rızık kapısı dükkanı açmamız lazım. Ya Allah kerim rızkını verir. Kerim kerim de diyor gökten zembillendirmez herhalde. Senin de biraz çabalaman lazım diyor. Ney? Senin de biraz. E demin neredeydi? Aynı kafa ha. Sen bu günahları vazgeç. Allah kerimdir. Ondan sonra söyle yani. Akıllı insan nefsini ölçen biçen, hareketlerinin muhasebesini yapan kendini kontrol edendir ve öldükten sonrası için hazırlık yapandır diyor Peygamberimiz. Ahmak ise keyfine göre bildiği gibi hareket eder. Ahiret dedikleri zaman da Allah kerimdir der. Bu kuruntudan başka bir şey değildir. Hüsnü kuruntun senin yani. Evet. Akıllı kimmiş? Hazreti Ali'den, Amr İbni As'tan, Hazreti Muaviye'den, Peygamberimiz'den kısacık bir sohbette ne güzellikler gördük, dinledik elhamdülillah. Allah bize de aklımızın hayrını göstersin. Allah rahmet eylesin. Maraş'ın büyük müftü efendisi, Hafız Ali Efendi, görenler hala var. Sık sık vaazlarında Allah aklımızın hayrını göstere demiş. Allah aklımızın hayrını göstersin. Hoşça kalın ve selam.